kadar zor olabilir ki? Çok zor. Ya ama adamlar önce bir sene Avrupa'daki diğer ülkeleri geziyor. Çalışma hakları var. Biz niye bunu yapmıyoruz? Sonra fark ettim, durumumuz yok. Ekonomimiz yok. Şu an tabii ki de yapamayız. Evet, merhabalar. Bugün Cemre ile birlikteyiz. Cemre, dil eğitimi sonrasında yüksek lisans programını tercih edenlerden. Bugün birlikte hani yüksek lisans programından da konuşacağız. Sonrasında şu anda doktora da yapmak üzere aslında. Bundan hafif tiyolar da alacağız ama önceki dil eğitiminden konuşmak istiyorum. Nasıl karar verdik? TİBİN'de bir dil okulu, Eastbourne'e gitmek, Eastbourne nasıl bir yerdi? Birazcık fikirlerini merak ediyorum aslında. Hangisinden başlayayım? Önce yani nasıl karar verdik? Dil eğitimine nasıl karar verdik? Ya şöyle bir şey vardı. Ben zaten her zaman yüksek lisansı yurt dışına yapmak istiyordum. Yurt dışına gitmek istiyordum. Ama bunun için çok büyük bir engelim vardı. Dil. Yani bunu aşmadan ben yurt dışına gitmek istiyorum diyemem. Bunun için de tabii ekonomik şeylere de bakmak lazım. Şimdi Londra'da bir dil eğitimi almak çok zor olabiliyor. Çünkü ekonomik olarak çok yüksek maliyetlere sebep olabiliyor. O yüzden en uygun bana TİBİN geldi. Eastbourne'a. Dedim ki tamam, bir 6 ay olarak oraya başlıyorum. Hem ekonomik olarak hem de sahil kenarında. Daha ne olsun? Deneyim dibinde yani. Evet ya, aslında şöyle bir şey var. Türkiye'de denize girebiliyorsunuz ama İspanya'ya gittiğinizde okyanusa evet. Ya bir de insanlar şey yapıyor ya, İngiltere soğuk falan ama ben yani orada 18 derecede güneşlendim. Bir de böyle de bir durum var. Hava güzel olduğunda kaldığım evde tam olarak okyanusun karşısındaydım. Havasını atabilirim. Siz de yurt dışına ışınlanmak için ne yapacağınızı biliyorsunuz. Aşağıdaki butona tıklamanız yeterli olacak. Biz artık yemeğimize geçiş yapıyoruz. Emin miyiz? Geçiş miyiz? Işınlanmak için sadece butona tıklamanız yeterli olacak. Birlikte şık atalım. Ne yapalım? Şöyle şık yapalım.